Merhaba arkadaşlar, İYM Satranç kanalına hoş geldiniz. Geçen sefer seste bir takım aksaklıklar olmuştu. Bu yüzden de şu an daha iyi bir mikrofonda yeni bir yöntemle sizin karşınızdayım. Bugün de yine 5'er 0 maç yapacağız. Ve maç esnasında ben serimden geldiği kadar oynadığım e, hamlelerin fikrini anlatmaya çalışacağım. E, videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Dilerseniz hep beraber yavaştan maç yapmaya geçelim. Evet yine geçen sefer hibir 5 0 oynayacağız hemen basıyorum bakalım bize birisi kim gelecek rakip bize kim gelecek bekliyoruz evet 1821'lik Kayin Niyak diye bir rakip geldi. Hadi bakalım bir tane daha London'a bir giriş yapalım. E4 at f6 fil e, f4 oynuyoruz. Bakalım bu sefer rakibi tercih edecek. E6 yaptı. Bu ben bu E6 hamlesine karşı genelde E3 ya da at f3 hamlesini tercih ediyorum. Bu sefer burada at f3 oynayayım. Bakalım böyle ne olacak. At f3 geldiğimiz zaman rakip tercih edecek. Bu da e, önemli. At f3'e B6 yaptı. Şöyle yapalım, biz de burada at d gelişelim ve zaten sen başından beri söylemiştim bu London varyantı genelde e, tembel insanların öde bir varyant. Bunun sebebi de taşları rahat rahat gelişip, e, pozisyonumuzu hemen istediğimiz şekilde şekillendirebildiğimiz için. Fil B'den sonra da e3 oynayacağım. E, C3 gelip ilerleyen pozisyonda fil d3 geleceğim. Bu e3-c3'ün fikri de merkezimizi biraz daha kuvvetlendirmek, hani daha destekli bir şekilde oynamaya devam etmek. Bakalım ne olacak? Rakip g6 yaptı. Ben bu hamleyi pek beğenmiyorum çünkü e, bu fili e6'dan sürdükten sonra hani fil ya buradan çıkacak diye düşünüyoruz ya da E'den çıkacağını düşünüyoruz. g6 yaptığımız zaman tahtada iki tane delik oluyor ve bu ilerleyen pozisyonlarda diğer kalelerin zayıf olduğuna e, gösterebiliyor ama tamamı sıkıntı yok. c3 oynuyoruz. Belki de rakibin bildiği bir varyanttır. e3 fil g7'den sonra tamam fil değil çıkalım şimdi bu pozisyonda. Taşlarımızı geliştirmeye devam edelim. Yani taş geliştirmeden fikir kurmak da pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Roktan sonra ben de rok atıyorum bir tane. Bakalım şimdi ne olacak. h altı yaptı. Bu hamlenin amacı ateş 5 gelmek de olabilir ama bana pek doğru gelmedi. Bu yüzden ben açılışın genel fikirlerine uyarak E4 sürmeye karar veriyorum bu pozisyonda. Ve taşlarımı geliştirmeye devam edeceğim. Hiçbir şekilde sorun yok. E, bu seri zaten gitgide uzamaya devam edecek. Beraber umarım hani daha böyle 2600-2700 bantlarına geldiğimiz zaman daha keyifli olacak. E, bir nevi speedrun gibi bir şey diyebiliriz aslında. Tamam. E4'ten sonra D6 geldi rakip. Bir tane şu yapacağım. Bu filmde tahtada bir karesi olsun ekstra ne olur ne olmaz ateş beşlerden falan korunmak için. Bakalım bekliyoruz. Rakip burada şah geldi. Şimdi G5 sürmek istemeye çalışabilir ama G5 yaptığı zaman G5 şah E5 şah çekebiliyorum. Ve EF alttan sonra pozisyon bana kazanç oluyor. Bu yüzden bu hamleye gelmeyeceğini düşünmüyorum. Ben kareye bir gelip oyunu fena taşımı sokmaya devam edeceğim. Hiç e, istifimi bozmuyorum. Taşlarımı geliştirmeye devam ediyorum. Şimdi kaleye birden sonra ya vezirci 2 kale 1 geleceğim ya da vezirci 2 kale 1 geleceğim. Bakalım. Evet rakipten bize mesaj geldi. Niye üç kişi şu an bizi izliyor falan filan deriz ama çok takmamak lazım. Ben burada vezire 2 oynuyorum. Taşlarımı geliştirmeye devam ediyorum. Evet vezire 2'mize geldik. Birazdan kalade bir geleceğiz. Yavaş yavaş pozisyonumuzu geliştireceğiz. Bakalım ne olacak. Şimdi rakibim de büyük ihtimal E5 sürmeye falan çalışıyor. Çünkü merkeze baskı yapması lazım. Evet tahmin ettiğim gibi. Ataş 5'e hemen flash çekeceğim. Benim film burada daha kuvvetli. Çünkü rakibim c5 e sürdüğü zaman d6 piyonu boşta kalacak. Bu yüzden e çekiyorum bu pozisyonda. Ancak e5 sürerse biraz sıkıntı yaşamaya başlayabiliriz pozisyonel olarak ama evet sorun yok. Şimdi e5'ten sonra e, kale a1 oynayabilirim. Evet ben kale d1 geleceğim. Taşlarımı biraz daha geliştirmek için. İlerleyen durumlarda ise d5 gelip a4 falan gelip rakibe e, daha sert saldırabilirim. At f4 gelirse fil 4 kıracağım. Ve f4'ten sonra ise rakibim burada bir tane dublesi olduğundan dolayı merkezden belki e5 sürerek rakibime saldırmaya devam edebilirim diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Hep beraber bekliyoruz. Ay hoş. E şartı sıfırı biraz yani pek normal döndüğüm bir tarz değil ama sizler için eğitici olması için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Evet karar da bir geldik. Şu an tehdidimiz ya A4 gelmek ya da D5 almak. Onun rakibin yaptığı hamleye göre anlayacağız. Bekliyoruz. Hayırlısı. Rakibimiz düşünmeye devam ediyor. <laughs> At F4 geldi. Evet bu hamleyi F4 kıracağımı söylemiştim zaten. Şimdi olay burada. Şimdi rakipte çift fil avantajı var. Ben burada basitçe bir fil altı geldiğim zaman çok rahat çift filinden filin geri alabilirim. Çünkü fil C6 geldiği zaman D5 hamlesinden sonra filin tahtaya gideceği tek kara A4 karesi oluyor. Ona da B3'ten sonra fil düşüyor. Ama fil A6 hamlesi ne kadar iyi olur o konuda şüpheliyim biraz ama hadi gidelim bakalım ne olacağını görelim. Vezir A6'ımı hazırlıyorum. Genelde yani böyle hamleleri hazırlamayı seviyorum. Süre kazanmak açısından. Ekliyoruz bakalım. Fil A6'dan sonra ne olacak bakalım. Fil A6, Vezir A6. ya birazdan E5'e döneceğim büyük ihtimal. Merkeze saldırmaya devam edeceğim. Umarım bir sıkıntı çıkmaz rakip açısından. Evet, C5 sürdü. Bu C5 hamlesinden sonra E5 sürebiliriz bence ama A4 hamlesi de bence fena durmuyor. E D6'ya saldırmak için. Ne yapalım? Düşünelim. A4 gidip E5 sürebiliriz aslında. Evet A4 gidip E5 sürelim bence bu pozisyonda ve konumumuz daha kuvvetli olsun. D6 piyonunu almak için de a ekstra fırsat olmuş olur bizim için de demiştim size, c5 yaptığı zaman d6'lar her zaman zayıf kalacak ve bu yüzden de e, bence bu fena bir fikir olmadı diye düşünüyorum. Siz de yorumlarda belirtebilirsiniz nasıl bir fikir olduğunu. Evet A4 geldik, ver d6'yı dedik, bekliyoruz. Rakibi bizim biraz süre sıkıntısı var. Umarım o onun maçına e, olan adaptasyonu engellemez. Şimdi vezir 7 geldi, ben burada e5 süreceğim. Bunu hesaplamıştım rakip hamle yapmadan önce. Bu E5'ten sonra şimdi rakibin D6'ya saldırmak istiyorum. D5 gibi bir hamle yaparsa at D6 koyacağım. Atım iyi e, bir kareye gelmiş olacak. D5 kırarsa da D5'ten sonra taşların aktifliği çok fazla artacak. E, aynı aynen tam tahmin ettiğim gibi oldu. D5, D5. E, pozisyon şu an çok güzel bence. Beyaz kararları bir takım zayıflıklar olabilir. At B8 geldi. E, benim vezirimi istiyor. Vezir 4 kaçabilirim. A3 kaçabilirim. B5 kaçabilirim. Hangisi daha doğru e, diye düşünebilirsiniz. Ben de şu an düşünüyorum. Ben A, vezir B5 daha iyi geldi. E, ee, bunun sebebi de belki e, rakip yani atı sonuçta geri çıkmaya çalışabilirdi at B8'den sonra. Fakat burada at hiçbir yere gidemediği için pozisyonda ben bu hamlenin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü at alttan çıkamaz boşta. c altı gelemez boşta. d 7 gelemez boşta. Vezir A4 de fena hamle Ben Vezir B5'i tercih ettim. Yani ikisinin arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bakalım bekliyoruz. Rakip bir dakika kaldı. Biraz e, nota girecek. Zaman sıkışmasına girecek. Ve bu onda bir takım sıkıntılar yaratacak diye düşünüyorum açıkçası. Bakalım. Hayırlısı. de kaldı. 52-51. Hadi bakalım. Vezir 6 geldi. Şimdi burada rakip at C6 çıkarsa kale D6 var ama Vezir 6'tan sonra Vezir C6 gelmek isteyebilir. Ben de bunu kesmek için tempo ile D6 hamlesini yapacağım. Şimdi taşımı, bir taşımı daha önce sokacağım. Ve rakip A6 yaptı. Bu bence taşı isterken taşı istemek her zaman doğru bir şey değil ama burada güzel bir hamle gibi gözüküyordu ilk başta baktığımız zaman. Ama şu an bir şey fark ettim. Ben bu 6 hamlesinden sonra vezirimi eğer B3 çekersem rakibim vezirini isterken aynı zamanda B6 piyonu boşta kalacak. Bu yüzden vezir B3 güzel benle olur olduğunu düşünüyorum. ver bana veziri diyorum. Vezir F5 geldiği zaman da ne yapacağım? O, oh, kale B6 almak lazım? At B6 almak lazım? Kale B6'ya at D7 var. E6 yapsam. f 6ya kale E6 alsam daha iyi olur aslında. Daha aktif oluruz ama. Kale B6 da güzel duruyor. At B6 da iyi duruyor. Ben bir tane alayım. Bakın bu güzel taktik. Aklınızda bulunsun. Aldım bir tane Yapıyorsun e şimdi. Hemen geri kaçtım. Hop aldım kaçtı. Mis gibi. Bir tane e piyon ne kaldım şu an. At d7 geldi burada. Rakibin süresi hızlanmak zorunda doğal olarak. E, bu at d sonra ne yapalım? Nasıl bir şey yapabiliriz? Taşlarımızı daha da aktifleştirebiliriz. E6'dan mesela fena durmuyor aslında. F6 ya da kale E6 alırız ve taşlarımız mükemmel aktif olur. Aynen E6 yapacağım. B at F6 geldi. Mate F6 hamlesinden sonra ne yapabilirim? E7, kale E8. Kale E5 mi yoksa direkt kale E5'e vezir düşer mi? Kale E5 gelsem vezir B1'e kale d e vezir düşer mi? Öyle hesapladım ama. Hadi bakalım. Kale E5 geldik. Ver vezir diyoruz. At 4 geldi. Aynen. Vezir B1 geldiği zaman çünkü kale D1 hamlesinden e sonra vezir düşüyordu. Çok güzel bir şekilde vezir düşürdük. Hemen kale F5 kırıyorum. At D6'dan sonra ise ben at D6 kıracağım. Bu atımın kalenin daha değerli olduğunu düşünüyorum. Devamında EF'yi kırdım. E, vezir e6 gelip vezir f5 almaya çalışabilirim. Kale f7'yi Çünkü at dediğinden sonra kale kaybediyor. Rakip bir zaman sıkışmasında bir takım rahatsızlıkları oldu. Tamam sorun yok. Kale d gelsin. Hemen vezir e6 iniyorum. Taşlarımı geliştirmeye devam ediyorum. çünkü satrançta tempo aramak cidden çok önemli. kale ayarlanmasından sonra ataş 4 geliyorum tahtada ve terk etti rakibim. Evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de bir tane daha maç kazandık. Puanımız da 1800-1900 bandına ulaştı. Benim bu hesabımın e, yıldırımını sizlerle beraber maç yaparken anlatmak için kullanacağım. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla tavsiye, daha fazla öneri için bizi Instagram'dan takip edip e, aynı zamanda Lichess takımıza da katılmayı unutmayın. Hepsinin linkini e, aşağıya bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağolun.